Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere harika bir nane reçelinin yapılması için gerekli olan nane mayası nasıl yapılır, onu işleyip görelim bakalım. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Sizlere nane mayası nasıl yapılır, onun yapımını anlatacağım. Pazardan aldığımız nanelerimizi öncelikle dallarından ayıklayıp bir kabımızın içine koyuyoruz. Bunları güzelce yıkayıp mayalamak için hazır hale getiriyoruz. Şöyle güzelce ayıklayıp nanelerimizi ayıkladık arkadaşlar. Şimdi güzelce birkaç kat olmak üzere yıkayalım ki dışının tozundan kurtulsunlar. Mis gibi nane kokuyor. Katını yıkadım. Şimdi ikinci kere yıkıyorum. İkinci defa yıkıyorum. Ne kadar yıkarsak o kadar temiz olur arkadaşlar. Evet, ikinci defa tekrardan nanelerimizi yıkayıp pişirmesi için artık bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yapıp süzgecimize koyup artık süzülmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir kez sallayalım suları. Evet, süzüldükten sonra nanelerimizi kabın içine aldık. Bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu koyup şöyle elimizle boğucalıyoruz. Limon tuzuyla nanelerimizin karışmasını sağlıyoruz. Karıştırdıkça da mis gibi nane kokusu geliyor arkadaşlar. Blender'dan geçirmeye hiç gerek yok. Biraz el yardımıyla gördüğünüz gibi nanelerimiz yumuşamaya başladı. Şimdi bu karışımımızı bir kavanozumuza koyup ağzını kapatıp 2 gün sonra mayalandığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Mayalanıp reçel aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü nanemizden kalan bu oldu.
limon tuzuyla nanelerimiz öldü. Evet arkadaşlar, nane mayasının oluşumunu gördük. Şimdi demlenmesi için bekliyoruz. Bu reçelin temeli.